Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizi görünce çok mutlu oldum. Çok da gururlandım. Hoş geldiniz tekrardan. Başlangıç olarak bu fırsatı bana veren, beni buraya layık gören Sayın Turgay Cinir'e teşekkürlerimi sunmak istiyorum sizlerin huzurunuzda. Onun nezdinde başkanımız, yönetim kurulumuz ve tabii ki Serkan abiye büyük bir teşekkür borçluyum. Hedeflediğim, inandığım ne varsa şu an gerçekleşiyor gibi. Şükürler olsun. İlk teknik direktörlük deneyimim olacak. Hayırlısıyla inşallah burada birçoğunuz futbolculuğumu da gördü. Futbolculuğa başlangıç anıma da şahit olanlar var aranızda. Görebiliyorum. Bu yüzden de gururluyum. İnşallah hedeflerime hep beraber, takım arkadaşlarımla beraber, oyuncularımla beraber, ekibimle beraber ulaşacağız. Tabii ki kulüp hedeflerimiz, kulüp felsefemiz ve prensiplerimiz doğrultusunda hocalarımızla görüştük. Ve netice itibariyle Selçuk hocamızla yaptığımız toplantılar, konuşmalar, görüşmeler neticesinde oyun felsefesinin bizim oynadığımız oyuna uygun olduğu, hocanın oynatmak istediği oyunun oyuncularımızla uyumlu olduğunu, hocanın idealleri ve hedeflerinin kulübümüzde tamamen eş anlamlı olduğunu gördükten sonra ve çok önemlisi ve daha değerlisi, hocanın evet çok önemli bir kariyeri var arkadaşlar bildiğiniz üzere. Çok önemli kulüplerde uzun süre kaptanlıklar, milli takımda kaptanlıklar, kazandığı kupalar evet çok büyük bir saygı hak ediyor. Ve taraflı tarafsız tüm ülkemizde ve Süper Lig takımlarının takdir ettiği hocamız. Elbette ki bunlar karar vermemizi kolaylaştıran temel parametrelerdi. Ama daha değerlisi son iki sene Türkiye'nin çok önemli kulübünde, çok önemli teknik adamın yanında yardımcı hocalık yapması, bu futbolu bıraktıktan sonra kariyer planlamasını ne kadar doğru yaptığını da açıkçası bizlere gösterdi. Ve konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde aynı dili konuşabildiğimizi, aynı şeyi hissettiğimizi ve en önemlisi ve değerlisi ve örnek olması gereken futbolcu kardeşlerimizin futbolu bıraktıktan sonra bir planı olması, bir stratejisi olması, bir hedefi olması gerektiğini düşünenlerdenim. Ve bunu hocamızla sohbet ettiğimizde, konuştuğumuzda bir planı vardı, bir stratejisi vardı, bir hedefi vardı, idealleri vardı, çok değerli ekibi vardı. Ve bunları da değerlendikten sonra çok mutlu, çok heyecanlı, çok doğru bir şekilde bugün sizlerle birlikteyiz. Ben de çok heyecanlıyım, hocam çok heyecanlı, oyuncu arkadaşlarımız burada, onlar çok heyecanlı, ekibimiz burada, çalışanlarımız burada. Bu önemli ana hoca kağıtta imza derken biz de tanıklık etmiş olacağız. Bu bağlamda hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, iyi ki varsınız. Çok basit bir şey cevabı. Yani bu aslında bu sorunun cevabını vermek benim için çok basit. Bazen vermemek de gerekiyor ilk söylediğiniz şeyi. Herkes kendi işini aynı şekilde yapıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi burası kurumsal bir yapı. Serkan abi diyorum çünkü çok uzun zamandır tanıyorum. İlk profesyonel futbolcu olduğumda da Serkan abiyle aynı takımdaydık. O yüzden Serkan abi diyorum. Ki bizim ülkemizde, örf ve adetlerimizde abi lafı biraz saygıdandır, samimiyettendir. Biz ama gerektiği zaman bey, gerektiği zaman abi olmasını becerebiliriz. O kadar tecrübeye sahibiz. O yüzden bunun bir sorun olacağını hiç düşünmüyorum. Ben hikayelere inanırım. Hayalperest değilim ama hayal kurarım. Bence bu birliktelikte bir hikaye yazacağına çok inanıyorum. Hepimizin hayatta hayalleri var. Her şey hayalle başlıyor. Ben Selçuk İnan'la burada otururken kafamda onlarca hayal, onlarca hikaye yazdım. Ben inanıyorum ki benlerden biz olacağız, abilerden B'ye döneceğiz. Ama hep birlikte bu takımı layık olduğu Avrupa kupalarına götürmek için hepimiz bu salondayız, buradayız. Ve bunun altına da manevi anlamda, mecazi anlamda imza atarım. Teşekkür ediyorum soru için de. En nihayetinde tabii kafamda oluşturmuş olduğum bir prensiplerim, oyun anlayışım her zaman vardı. Oyunculuğumda da sizin söylediğiniz gibi çok fazla düşünürdüm, çok fazla kafa yorardım. Tabii bunların hepsini mix yapıp içinden bana uyacağını düşündüğüm bütün fikirleri, düşünceleri şu anda aklımda saklıyorum. Onların da bana yararlı olacağını düşünüyorum açıkçası. İdol olarak çok böyle isim olarak birini vermek istemem. Çünkü inanın değişiyor bazı zamanlar. Çünkü futbol hiçbir zaman durmuyor. Her zaman değişiyor, gelişiyor. Hep yeniliği takip etmek zorundasınız. 3 sene önce çok beğendiğim bir teknik direktörü şu an çok benimsemeyebiliyorum. O yüzden net bir isim söylemeyeceğim.
çok beğendiğim isimler var ama idol olarak örnek aldığım, başarılarını iyi anlamda kıskandığım, tekrarlamak istediğim bir kişi var. O da Fatih Terim. Yeni nesil teknik direktörün bence şöyle bir avantajı var. Nesil değişiyor. Yenilikler çabuk değişiyor. Bunları takip etmekte, oyuncularla iletişim kurmakta belki biraz daha avantajımız olabilir. Bir tek avantaj olarak bunu görüyorum. Çok heyecanlı, yeni, istekli bir ekip oluşturduk. Tanıdığınız isimler var. Alper Hoca, Sabahattin Hoca, Olcan Hoca, Cihan Hoca, Yasin Hoca, Ender Hoca, Muharrem Hoca. Hepsi çok değerli benim için. Özer Hoca. Herkes burada. Dediğim gibi çok güzel bir ekip oluşturduk. Hepsine çok inanıyorum. Boş mukabele zaten. Okun hocam. At imzayı tam zaman. Gel hocam. Şu... Bir takım gibi olduk değil mi? Oldu mu Sadık? 10 kişi ama. Bir kişi eksik. Kırmızı kart. Serkan gitti. Serkan Bey çıktı mı?